Yakışıyor mu? Koskoca adam. Evet, Berkan Paşa. Bugün ne konuşacağız seninle? Abi bugün RTS oyunlarının altın çağı olarak belki de ele alabileceğimiz 2000'lerin başında özellikle çıkan ama aynı zamanda böyle unutulmaya yüz tutmuş. Kimisi farklı yapısıyla dikkatli üzerine çekmiş. Kimisi ise geleneksel RTS oyunlarının en nadide örnekleri. Ama mesela bugün duyduğumuz isimler değil. Daha böyle kalburüstü, daha böyle... Herkes biliyordur canım abi. Ya muhakkak bizi izleyen evet ama sonuçta RTS türüne de bir yabancılaşma özellikle 2010'lardan sonra ciddi anlamda evet. arttı. Neden arttı? Neden arttı? Çünkü RTS oyunları artık oynanmamaya başladı. Bayağı aslında yani gümbür gümbür gelen sebebi görüyoruz. İlk önce her çıkan herhalde 5-6 oyundan biri RTS'ydi. Biz dergide bunu Türkçeleştirme çalışması yapmıştık. GZS gerçek zamanlı strateji evet, diyordu. Ondan sonra çok tepkiye verenler de olmuştu. Zorlamalı. Ama güzel bir taktik güzeldi aslında. Yani. GZS oturdu dilimize. Bence de. Ondan sonra şöyle bir şey oldu ama gerçek zamanlı stratejilerin online komponentleri ön plana çıkmaya başladı. Hangi evet. oyunun online'ı güçlüyse o evet. oynanmaya başladı. İşte Warcraft 3, Starcraft 2. Bunların işte karşılaşmaları, evet, evet. internet kafeler falan filan. Doğru. Bunların modları derken MOBA. MOBA türü bir çıktı. Anda hortladı. Evet. Evet. Ya, ve ne oldu MOBA ile birlikte? Hem 40 dakikalık maçlarda müthiş heyecan yaşamaya başladı oyuncular. Hem 10 kişi bir arada eğlendiği bir yapı çıktı ortaya. Evet. Hem de müthiş bir ekosistem yani ekonomik sistem kuruldu. Kuruldu. Üstüne. E-spor'un evet. temelleri atıldı. Evet. Aslında ve RTS bu anlamda önemli. Aynen öyle ve hemen hemen bütün başarılı gerçek zamanlı strateji üreticileri kimisi Valve'a kaydı Dota için, evet. kimisi Riot'a geçti. İşte bir kısmı kendi MOBA'larını yaptılar. Yaptı. Arada bayağı başarılı olan MOBA'lar çıktı ama bizim sevdiğimiz üst yap, asker bas, ya kaplumbağalık yap veya hemen karşı tarafı bertaraf evet. et tarzı oyunlar yok oldu. Hatta ben bu oyunların online komponentlerinde hiç oynamazdım. Ben senaryoyu oynardım. Tabii, tabii. Sonra çok sevdiğim ve çok zamanım olan zamanlarda modlayarak oyunları alırdım. İşte Command & Conquer, yüksek lisanslılar bilmez, Dark Reign, evet. Total Annihilation falan tarzı oyunlarla çok uğraşmışlığım var. Günümüzde artık sadece ismen bildiğimiz aynen. oyunlar. Bir de o dönem işte Will Wright, Peter Molyneux, Sid Meier. Sid Meier gerçi hiçbir zaman gerçek zamanlı strateji olmadı da. Bu üçü hepsi kendi ekolünde evet. strateji oyunları doğru. yaptı. Mesela doğru. Peter Molyneux'un yaptığı değişiklikte strateji oyunları artık yapılmıyor. The Movies. Ondan sonra Black and White. Şey hakeza öyle. Spore vesaire. Will Wright'ın ondan sonra. The Sims de bir nevi strateji oyunu. Ya, Sims sayılır. Sims City. Yani City, The Sims. İşte tepeden bakacaksın. Evet. Bir şey üreteceksin. O ekolün bir türevi diyebiliriz. Spor öyle belki. Değil ama. Spor yani biraz daha değişik. Evet. İlginç. Öldü. Bu üçlünün elini eteğini çekmesiyle. İlginçlik yerini money'ye verdi. MOBA'lar her tarafımızı kapladı. Evet. Neyse ki geçen sene 2021'de de geçen sene demeye dilim varmıyor ya. Sanki başladı bitti bir günahtı. Yani zart diye. aynen öyle oldu. Bir var idi bir yok idi şeklinde geçti. Age of Empires 4 hakikaten o özlediğimiz bas paraları işte şövalyeye, evet. Peasant'a tarzı oyun yapısını yeniden hatırlattı bize. Hala da güzel can var o türde. Var. Orada birkaç tane bayrak taşıyıcı var zaten. Bunlardan bir tanesi işte Sega diyebilir. İşte o tarafta bir Total War furyası devam ediyor. Yine aynı şekilde şeyi de var. Relic. Relic de Sega'da. Ama şey işte Age of'u Microsoft çatısı altında tabii. çıkardılar. Kaç yani sene sonra şey, yaptılar Age of'u? 2005 falandı herhalde. 16 Age of sene, Empires 3 aynen o civarlarda çıktı. Age of Empires 3 de zaten benim işte hani sadece mention atacağım oyunlardan, bahsedeceğim oyunlardan biri. Çünkü dediğim o dönem yani 2000'lerin başındaki efsane RTS dönemlerinde çıkmış son hani temsilcilerden bir tanesi. Aslında serinin sıkı takipçileri çok sevmemişti Age of 3'ü ama sonradan RTS'nin ölmesiyle birlikte dediğim tarihlerde özellikle bu 2010'lu yıllardan sonra bayağı bir değeri arttı Age of Empires 3'ün. O yıldan bu yıla nihayet 4. oyuna karşılaştık.
3'ü sevmeyen hardcore böyle saf Age of'çular acaba 4 hakkında ne düşündü? Evet yani onu muhtemelen çoğu senin yaşlarında eline, eğer sektör içinde değilse elin eteğini belki artık çekti. Emekli hani ben bu evet, bu ihtimalleri göz önüne alırsak yani bilmiyorum vardır muhakkak izleyiciler arasında böyle hardcore Age of sever Age of 4 hakkındaki düşünceleri alırız ama görünen o ki Age of Empires 4 başarılı bir yapım. Çok iyi. Yani yapmaya çalıştığı şeyi çok iyi yaptı. Evet. Ondan sonra taşları yerinden oynatmıyor artık ama bu tür oyunlar. Hani Microsoft ya, olmasa başkası çıkardı da bu oyunu yapar mıydı? Evet. Şüpheli. Yani Microsoft'un sonsuz bir cüzdanı olduğu için oradan çekip çekip yaptırabilir bu tür oyunları. Evet. Marka bilinirliği, Microsoft'un arka planda olması Age of Empires 4'ü karşımıza çıkardı. Aslında Microsoft'un çatısı altında Age of Empires'tan çok daha iyi bir RTS oyunu var. Ne? Bunu ben tabii birazcık kişisel olduğu, yani kişisel şeylerimi katıyorum çok daha iyi diyerek ama eminim RTS severler de aslında o dönemler büyük kavgalara sebep olan Rise of Nations'ın Age of'tan yer yer daha iyi bir evet strateji ya, oyunu olduğunu kabul edeceklerdir. Rise of Nations ne oldu biliyor musun? Mobil oyun oldu ya hocam. Rise of Nations mobil oyunu mu çıktı? Mobil oyunu var ve müthiş başarılı. Ben oynamadım, hiç indirmedim, bakmadım ama reklamını görme sıklığımdan anlıyorum ki bir sürü oyunun öyle bir çıktı. Bir de şey ama mobili, o ismi alıp mı kullandılar yoksa muhtemelen bizim Rise of Nations'ı mı devşirdiler? Muhtemelen ondan emin değilim. Bakmam lazım paraya ama para demiyordur diye tahmin anladım ediyorum. Doğrudur. Yapımcısı. İsim de Microsoft'ta kaldı mı bilmiyorum. Mesela Rise of Legends hatırlattın sen bana evet, az önce. İkinci ben oyun zaten. Komple unutmuşum Rise şeyi, of Legends'ı. Markayı patlatan oyun o oldu. O da çok enteresan bir denemeydi. Ya problem şuydu yani fikir dediğin gibi mesela değişik şeyler üzerine kurulu bir oyundu. Hani belki de RTS türünün aradığı değişikliklerden biriydi oyun. Problem şu adının Rise of Nations olması. Dolayısıyla o türün ve o serinin takipçileri için yani bu Rise of Nations değil şeyi yarattı. Şoku yarattı. Hı-hı. Oyunun başarısız olduğu yönler de vardı. Her şeyden önemlisi Rise of Nations, Age of Empires ve bunların yine diğer kardeşi Empire Earth gibi oyunlarda önemli olan şey faction bolluğudur. Empire Earth aslında çok farklı bir oyundu ya. Ben hayır, Empire Earth de çok benzer bir oyun. Benzer bir oyun muydu? Ben kütük bir oyun olarak hatırlıyorum. Empire Earth aralarında daha küçük çaplı bir yapım. Evet, kütüklük var. Ama şu var, Empire Earth, Rise of Nations'tan da fazla dönemi kapsayan, era'yı kapsayan, yani taş devrinden başlayıp nano çağına gidebildiğin, böyle bir 8-9-10 tane çağı oynayabildiğin bir oyun. Yani aslında hani Age of Empires diyoruz, mesela çağlar işte falan. Aynı şekilde Rise of Nations'da yine çağları konu edinir. Bunların arasında bu anlamda en dolu olanı, en böyle geniş bir zaman dilimini oynayabildiğimiz oyun Empire Earth'tür. Sadece oynanış olarak diğer ikisine kıyasla daha kütüktür dediğin gibi çünkü daha küçük firmalar tarafından yapılmıştır. O zaman ama arkasında işte Sierra var onların. Evet, yani o küçük çaplı firmalar yapabiliyordu. Yani yapabiliyordu, şimdi evet. Mesela Age of Empires çapında bir oyunu küçük bir yok firma yapamaz. 2022'de de güzel strateji oyunları geliyor bu arada ama tam olarak bizim konuştuğumuz tarz değil. Bir sürü üçüncü oyun geliyor. Homeworld 3 geliyor, Company of Heroes 3 geliyor, Warhammer Total War evet 3 geliyor. Ama işte bina yap, binadan asker çıkar, onları işte bölük bölük hı-hı düşmanın üstüne darlamaya gönder oyunu pek kalmadı piyasada. Evet, kalmadı. Zaten o işte son bayrak taşıyıcı relik dediğimiz firmanın en bilinen oyunu şu anda Company of Heroes belki de diyebiliriz. Evet. Yani Age of Empires 4'ü bir kenara koyacak olursak o şu anda relik normalde hani Age of'un yapan asıl firma değil. Eskilerden başka ekipler tarafından. Age of dedin yanlışlıkla, Company mi? Yok yok, Age of. Age of'un esas yapımcıları, Age of 2'yi falan yapanlar relik değil. Bir dakika, Age of 4'ü relik yaptı. Aynen, Age of 4'ü relik tamam, yaptı. Tamam, o yüzden relik diyorsun. Yani relik gitti. Evet, relik. Relik'e yani yakıştıramıyorum yani, da. RTS oyunu yapacaksan relik. Hani bu bir nevi hani sanki böyle tamam sektörde böyle bir şey oluşmuş durumda. Ensemble Studios vardı şahane. Onlar evet yapardı Age of'u. Doğrudur. Onu dağıttı Microsoft. Dağıttı. Relik kaldı bir relik tek ortamda. Reliğe yaptırmış. Baktığın zaman Dawn of War'da bunlar yapıyor. İşte Company of Heroes. Zaten Company of Heroes aslında modern RTS anlayışının böyle ince bir dalı ama aynı zamanda çok sağlam bir dal. Çünkü Company of Heroes RTS öğelerini barındırmasıyla beraber kendi modern anlayışını da bir şekilde kabul ettirmiş ya durumda. Ya şey, baktığın alanı korumasını sağladığın askerlerin olduğu, işte binaların yıkılabildiği. Evet, TrueSight diye bir teknoloji kullanır mesela. Micromanagement denilen yani evet tek tek aman şu askerim ölmesin diye askeri kapıdan dışarıya koştur koştur çıkarttığın pek bir oyunda yok açıkçası. Yok yani işte o anlamda mesela daha modern bir kafaya sahip. Yani yine her bir birimin çok değerli olduğu. Eskiden birimler bu kadar değerli değildi. Yani birazcık daha
gözden çıkarılabiliyordu eski RTS kültüründe. Ama Kamponofilos'la beraber bir squat mantığı zaten modern savaş, modern kombat işin içine girdiği için zaten malum 2. Dünya Savaşı teması. Burada squat'ınızı hayatta tuttuğunuz sürece o squat'lar işte 3 kişilik olabilir, 4 kişilik olabilir, bazıları 5 kişilik olabilir. Bu squat'lardan bir kişiyi bile retreat ederek, retreat mekaniği vardır Kamponofilos'larda. Yani adamınızı hemen base'inize geri çağırırsınız. Ve base'e kaçarken öldürülebilir bu arada. Yani bu tamamen oyunun kendi iç mekanikleriyle hani asla ölümsüz değil kaçan bir asker. Onu bir şekilde öldürebiliyorsunuz. Hatta online maçların en zevkli kısımları budur. Yani doğru zamanda retreat etme, doğru zamanda işte doğru yere konuşlanma üzerine kurulur. Yani benim Campion of Furious 2'de bayağı bir mesaim var. Daha önce de bir videoda bahsettim. Ama hiçbir zaman mükemmel bir oyuncu olamadım. Çok zor, çok farklı mekaniklerin olduğu. Mesela tank başlı başına bir şeydir orada. Bir tek başına böyle bir kontrol etmeniz gereken bir birimdir tank. Ama eski mesela Rise of Nations'larda da tank vardı. Ne yapıyorduk? Basıyorduk tankları. 10 tankı. Yolluyordu. Yani Redalert'ler daha keza. Yani ama Campion of Furious modern o micromanagement kafasını klasik RTS ile harmanlamayı başarmış. Bu oyun o yüzden 3. oyun için hepimiz çok heyecanlıyız. Evet, en başarılı, yani en iddialısı herhalde 2022'de o olacak. Olacak. Herhangi bir aslında çıkış tarihi vermeselerdi ben betasına falan kapalı beta, daha doğrusu kapalı demeyeyim de yani kayıt oluyorsun o şekilde beta yarı kapalı. Ona girdim, biraz oynadım oyunu. Ben Riddler Campion of Furious 2'den çok da farklı bir şey görmedim ama burada birazcık şöyle bir şey işin içine girecek galiba anladığım kadarıyla. Bir haritamız olacakmış, dünya haritası. Tıpkı Total War oyunlarında olduğu gibi Avrupa haritası üzerinde belli bölgeleri ele geçire geçire. Yani bu bölgedeki yeri ele geçirebilmeniz için RTS haritasına girip orada savaşınızı verip sonra tekrar turn-based haritaya dönüp. Yani tekrar kaybedebiliyor musun acaba? Total War muhtemelen öyle bir şeyler olacak. Tabii detayını şu an için bilmiyorum açıkçası. Takip edenler biliyordur belki. Peki senin en çok özlediğin strateji oyunu hangisi? Yani Battle for Middle-earth var. Değil abi. Değil mi? Bende o yok bak. İlginç bir şekilde Battle for Middle-earth hayatıma hiç girmedi zamanında. Burak falan çok oynuyordu. Ondan sonra sen söyleyince yeniden bunca sene sonra hatırladım oyunu. Ya aslında böyle niş bir kitlesi var. Çok az da olsa çok sadık bir kitlesi var Battle for Middle-earth'ün ve yine mod üretimi anlamında işte modern bilgisayarlarda çalışmadığı zaman çeşitli fixleme işlemlerini yapan bir community'si var Battle for Middle-earth'ün. Baktığımız zaman unutulmuş bir oyunda çok sayılmaz ama EA Games tarafından terk edilmiş. Tabii biraz ister istemez terk edilmiş çünkü anlaşmaları... EA Games'in terk etmediği oyun kalmadığı gibi tabii Yüzgen Efendisi'nin telif durumları da var. O yüzden belki de muhtemelen terk edildi. Onda şey var. Bir de o var. Halbuki ikinci oyun 2006 yılında çıktı. Birinci oyun 2004 yılında çıktı ve her ikisi de kendi çapında başarılı oyunlardı. Özellikle ikinci oyunun çok uzun yıllar ve belki de halen daha hani bir RTS turnuvası, online turnuva dediğimizde akla gelen oyunlardan bir tanesi. Yani StarCraft'larla vesairelerle bayağı başarılı olduğu, çok dengeli bir oyun olduğu söylenebilir. Ama bir şekilde unutuldu gitti. Battle for Middle-earth'ü iyi yapan yönü de Yüzüklerin Efendisi'nin mitolojisini özellikle filmlere yaslanan kısmını çok iyi aktarabiliyor olmasıydı. Yani çok böyle işin içerisine çok sulandırmadan, işte kendi bir takım alakasız aygıtları sokmadan güzel güzel oynuyorsun böyle. Bayağı işte şeyden başlıyor, Moria madenlerinden başlayan bir campaign modu var. Orada 9 karakter ana hero'yu oynayarak başladın. Gerçekten hani filmi oyun olarak belki de oynayabileceğin en iyi oyun, ilginç bir şekilde bir RTS oyunu. Evet, benim de Red Alert Command & Conquer ikilisi ya. Yani EA'ye en kızdığım, yok ettiği için en kızdığım herhalde IP'ler bu ikisidir. Evet, Red Alert, Command & Conquer. Onlar da bir çatı. Command & Conquer çatısı bayağı İkisi büyük bir çatı. İkisi için de bir şeyler yapacağını yıllarca şey yapıp söyleyip yok ettiler. Red Alert 3 çıktı. 3 Red Alert 3 çıktı. Sonra Command & Conquer 4 çıktı. Hepsini oynadım. 4 patladı. Bir tane free to play yeni Command & Conquer'ın prototipini bir Gamescom'da oynamıştım. 2014 mi 2015 mi ne Gamescom'unda oynamıştım. Sonra o sırra kadem bastı. İptal ettiler onu çıkartmadılar. Muhtemelen 4'ün başarısızlığı falan etkili oldu. Evet. Mesela Generals'ı insanlar çok sever. Bence ben sevmem. Yani şeye ihanet ben de yani. Başka bir şey olarak çıkartmaları lazımdı. Command & Conquer ismi altında çıkmaması lazımdı onu. Evet biliyorum iyi bir strateji oyunu olduğunu ama ben Joe Cook'unla işte Nodlu GDI ile bir şey veya onun kendi bir havası vardı. Eli ve Rusya ve daha sonra işte Çin'in, Çin de değil hatta Japonya
idi. Red Alert 3'te Japonya'ydı, evet. Ya olduğu bir Red Alert görmek istiyorum. Bilmiyorum. Bir de şeyi fark etmiş misindir bilmiyorum. Yani biz seninle birlikte çalışmaya başladıktan sonra bir hızlandık ya video yapmaya. Evet. Şu olsa ne güzel olur diyoruz. Hop 3 ay sonra duyuruyorlar. Yani içim artık şey oluyor herhalde. Böyle zembille şey iniyor. İlham iniyor. Bilmiyorum. Ya. Belki de bunların geri dönüşünü şey yapıyoruzdur. Hissediyoruzdur. Keşke öyle zamanı bir şey gelmiş olsun. Olabilir zamanı belki gelmiş de. Olabilir. Yani yeterince yıllandı hani. Evet. Bu çünkü tamamen atıyorum şu anda böyle yani evrene mesaj gönderiyorum. FIFA IP'sini kaybedecek ya şu anda iyi. Hı-hı. Panik halinde böyle onun yerine eskilerden ne çıkartabiliriz? Olabilir. Dead Space falan da şey yapmışken, kazıtmışken bir ihtimal. Yani ama şey olur, var olur. Zaten biliyorsun abi. Command & Conquer 1'in remastered'ı geldi. Şimdi orada aldım o tarafta... Aldım tabii, var ben. Ya aldım Red Alert'ın falan da gelecek ve Red Alert 2'ye de uğrayacak bu olay. Remastered bilmiyorum hani ne kadar beklenir Red Alert 2'de. Çünkü hala oynanabilen bir oyun. Ya ben ama yeni bir şey... Ben evet. Bu ama yeni bir şeyin kapısını açabilir diyeceğim. Çok yani böyle benim şeyim bu. Teori. Yani modern oyuncular ters bir şeyim var. Hep aynı şeyi oynamaktan hoşlanmam. Dön baba dönelim oynanışından hoşlanmam. Online oynanışa hoşlanmam. Zor yani beni memnun etmek. Evet. Böyle eskilerden bir şeyleri çekip çıkartsınlar isterim. Ben yapacaklarını ümidim var ya. Ben de açıkçası Command & Conquer zaten isim olarak kesinlikle yani kolay kolay öldürülebilecek bir marka değil ama en azından özellikle Red Alert 2 için bir ne bileyim hani remastered istemiyorum ben. Yeni isim. Ya bilmiyorum. Şimdi Red Alert 2 güzel yapan yönlerden bir tanesi grafik anlayışı. Bunu kalkıp da mesela bir remake ile 3D'ye falan aktarmaya çalışsalar yapabilirler. Başarılı olur mu? Bence olur. StarCraft'tan StarCraft Peki. 2'ye geçişi düşün. Ama çok güzel olmuştu ama kamerayı çok oynatamıyordun yanlış hatırlamıyorsam 2'de. Belli bir açıdan oynayamıyordun. Ben onu campaign'i oynayıp bırakmıştım. Ya yaklaşamıyor muydum galiba? Öyle. Anladım. Campaign'i oynayıp bırakmıştım. Çünkü ikinci haftadan sonra Korelileri yakalamak mümkün olmuyordu. İlk gün hatta oyun çıkmadan önce betası falan gelmişti bir sabah. Çok hatırlıyorum ben şok olmuştu oyunun çıkmasına daha bir ay kala. Oturup oynamıştım. Henüz hiç kimse girmemişken oynayayım falan deyip böyle 10 maçta 6 galibiyetle falan çıkmıştım. Bir süre sonra o makas açılıyor böyle vakit ayırmayınca. Evet bir tane şimdi enteresan. Şimdi az önce The Movies'den bahsettik. Movies bilmeyen eminim ki çok fazla aslında insan var. Lionshead Studios. Ticari strateji oyununu ben şey yapmıyorum ya bu videoya çok katmak istemiyorum. Sadece Peter Molyneux'un çok ilginç eserlerinden olduğu için adını andım da o ticari şeydi. Team ya, Hospital. Evet bunun esprisi ama gerçekten değişik ve hani şey bir oyun. Bir daha muadilini pek görmedik. Ya kafa olarak muadilleri var. Sürekli bir şey çıkıyor aslında. Tycoon. Değişik. Aslında Tycoon. Tycoon yani. Evet. Ben modern zorluktaki strateji oyunlarıyla da pek yıldızım barışmıyor. İşte Frostpunk'ı denedim. Uzunca bir süre denedim. They Are Billions'ı denedim. Ben ilk hatağında böyle yapay zekanın tekme tokatladığı oyunları sevmiyorum. Ve hani ekonomiyle ilgili bir şeyi kaçırdığında bir yeri... Çok ağır cezalandırıyor. Laps diye cezalandırıyor. Evet. Yani hiçbir şekilde affı yok. Ben sevmiyorum öyle şeyleri. Yani ya üstünü ondan sonra yap askerlerini gönder. Onlar orada ölürken sen böyle şeyini yap. Yeni bir arka tarafta hiç unut ilk gönderdiğin askerleri falan. Yani o zaman ben sana Impossible Creatures vereyim abi. Impossible Creatures da herhalde ilginç ötesi spor olarak yani sporla yarışır. Spor. Oyunuyla. Yani onun başka bir türü. Hayvanları nasıl elde ediyorduk Impossible Creatures'ta? Abi şöyle, elde etme şöyle. Bir kere campaign modunda zaten senaryo akışıyla sana belli hayvanları veriyor. Ve bunları oyun içerisindeki kendi şeyler içerisinde... O işte aslanın başı. Kaymera yaratıyorsun yani. Aslanın başı. Işte ne derler ona? Füzyonluyorsun. Ve kaymera diyorlar. Yani Latinceden mi geliyor bilmiyorum da. Tamam ben hatırlamıyorum. Bayağı oldu oynayalı. Hatta Steam'de duruyor oyun da. Anadolu'da Artvin yöresinde kaymera da. Ben de oyundaki terimini söylüyorsun falan zannettim. Neyse böyle işte kuyruğunu ayrı, bacağını ayrı falan, kafasını ayrı. Baya baya hani böyle 3-4 konumda. Yani sadece iki hayvanı al ortasından ikiye harmanlı değil. Baya baya kombinasyon bölümlerini... Yani kartal kanatlı falan. Tabii kartalın mesela kanadında bir avantaj varsa kanadını ekliyorsun. İşte aslanın pençeleri daha avantajlı olduğu için pençelerini ekliyorsun gibi. Bunları böyle üretip gönderiyor muyduk? Üretip gönderme. İşte şöyle söylediğim gibi campaign strateji modunda. Strateji var. Üret gönder. Evet.
Aynen öyle. Bunun menüsünde abi hayvan yaratma diye bir kısım vardı. Burada hayvanlarını yaratırdın. Ondan sonra yarattığın hayvanların belli bir kostu olurdu. Senin yarattığın hayvanın gücüne göre. Yani kost biçerdi. Fil gövdeli, aslan başlı, evet, kartal gibi uçan bir hayvanat yaptığın zaman. Aynen. Değer biçerdi. Değer de ona göre. Sonra da sen mesela normal kendin custom bir oyun kurduğunda veya bilmiyorum online'ını hiç oynamadım. Online'ın da kafa yapısı nasıl bilmiyorum. Oraya girdiğinde senin bu yaptığın hayvanların nasıl olsa bir bedeli var ya. Bunlardan hangilerini istiyorsan herhalde hatırladığım kadarıyla mesela 20 tane hayvan yaratabilirsin ama bunlardan sadece 3-4 tanesini yanında savaş için götürebiliyorsun. Bunların da çıkartabildiğin binalar var. Onları kurman lazım ve karşılığında yani neyse kostu, biçtiği değer onu o kaynağı edinip o senin yarattığın hayvanı çıkarıyorsun. Yani. Gayet bu mantık üzerine kuruldu. Gerisi de klasik RTS. Evet. Ve bunlardan bir ordu kurabiliyorsun. Bu şekilde bir oyundu. Orada var mı bilmiyorum da benim anmak istediğim son bir oyun var. Supreme Commander. Evet. Senin yani spesiyallerinden. Command & Conquer, StarCraft'ı falan filan severim ama üretim bandı oluşturup böyle sonsuza kadar birim basabilmesiyle evet, herhalde benim için ultimate gerçek zamanlı stratejidir. Çünkü kaynağın sınırı yoktu. Galiba enerjiden istifade ediyorduk. Fabrikaları otomatiğe bağlayıp sürekli asker şey gönder. İşte burada biriksinler. 20'li tank olduğu zaman çıkarma gemisine binsin. Çıkarma gemisi dolduğunda karşı tarafa gitsin diye otomatize ediyordun. Sen sabah yani bir taraftaki cepheyi otomatize ediyordun. O taraf düşmanla çarpışırken diğer tarafla ilgili bir yeni strateji yapmak. Bu böyle gerekiyor. Çok geniş bir cepheyi tabii. kontrol etme. Yani şey de evet, mesela diğer oyunlarda farklı üsler kurduğunda küçük uydu üslerini evet, de gidip senin şey yapman gerekiyor. O uydu üssü otomatiğe bağlıyordun. Onlar birimlerini üretiyor. Senin istediğin sırada ürettikten sonra taşıma gemisine bindiriyor. Gemi gidiyor, çıkartıyor. Çıktıktan sonra saldırıyorlar falan. Yani ve kaynak da tükenmediği için orada yapman gereken karşı tarafın satranç hamlelerini kıracak satranç hamlesini yapmak. Sürekli bir satranç hamlesi içindesin çünkü. Çok güzeldi hakikaten yani o bakımdan. Ve benim sevdiğim bir yanı da böyle nükleer silahlar. Konuşuyor. Sen seversin. Evet, ben severim nükleer silah. Evet. Kafasına nükleer füze attığın kişinin üstüne bir de senin Supreme Commander'ın adı Commander'dan geliyordu. Evet. Senin Commander'ı çakıyordun. Dev bir örümcek mekanize bir taraftan yürüyordu. Sonra senin Commander'ı mesela nükleer patlamayla o üstünün ortasında patlatıyordun falan. Tarumar oluyordu karşı taraf. Of yani o oyunda aldığım hazzı başka bir oyunda alamamıştım. Ya evet, alamadım da sonra. Supreme Commander 2 o kadar iyi çıkmadı çünkü o üretim şeyini, akışını normalize etmişlerdi. Etmeye sonsuza çalıştı, kadar anladım, üretemediğim bir yapıya çevirmişlerdi. Ondan hoşlaşmamıştım pek. Anladım. Benim listem bitti. Evet yani çok güzel strateji oyunları geldi geçti. Birçoğu evet, da hala oynanıyor bak zamansız oyunlar. Tabii tabii. Yani. Kimse aynen, oturup da işte ilk çıkan Call of Duty, Call of Duty şu anda açarıp oynuyoruz ama strateji zor, oyunları çok böyle teknoloji değil, gelişmesinden olumsuz etkilenmiyor. Evet. İnşallah önümüzdeki dönemde yeniden bir hortlaması olur. Hep dediğim bir şeye dönüştü bu laf. Hiçbir oyun, hiçbir IP aslında ölmez. Ölmez. El değiştirir, kabuk değiştirir. Evet. Bazen de eskiden sevdiğiniz şeklinde karşınıza çıkar. Kim bilir belki yakın zamanda yeniden duyarız Red Alert, Command & Conquer. Ondan sonra senin için Battle for Middle-earth ilgili. Şimdi şey geliyor mesela, Amazon dizisi geliyor. Yeniden böyle EA, lan bizim Lord of the Rings'le ilgili bir şeyler vardı. Acaba ne yapabiliriz? Evet. Göreceğiz gibi. Başlamışlardır. Bence de. Evet arkadaşlar, siz de özlediğiniz strateji oyunlarını aşağıda yazın. Unuttuğumuz çok oyun vardır eminim. Kesinlikle. Ya. Tamam. Evet. Hadi bakalım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.